Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz bir... Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. 16 bülteniyle gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. PKK'lılar Afrin'de görev yapan Türk askerlerine Tel Rifat bölgesinden taciz ateşi açtı. Milli Savunma Bakanlığı anında karşılık verildiğini duyurdu. PKK'nın taciz ateşine anında karşılık verildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden temizlediği Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerlerine PKK'lılar Tel Rifat bölgesinden ateş açtı. Yapılan tacize anında karşılık verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lıların bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Rusya'da Membiç'te devriye faaliyetlerine hız verdi. Rus bayrağı ve YPG flamasının yan yana olduğu görüntüleri Anadolu Ajansı paylaştı. Rusya Membiç'in çevresinde bağımsız ve YPG PKK'nın kurduğu sözde BAP Askeri Meclisi ile ortak devriye faaliyetinde bulundu. Rus bayraklı zırhlı araçlar kullanan ordu armalı askerlerin ilçenin güneybatısındaki Arima beldesinin kenar mahalleleri ve çevresinde devriye yaptığı görülüyor. Görüntülerde Rus askerlerinin YPG'lilerle devriye faaliyetlerinin görüştüğü karakolda yer alıyor. O karakolun dışında Rus bayrağıyla YPG'nin flamaları bulunuyor. YPG PKK sözde BAP Askeri Meclisi'ni Fırat Kalkan Harekatı'ndan hemen önce IŞİD işgalindeki BAP'ı ele geçirmek amacıyla kurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulunduğu seçim güvenliği hakkında bilgiler veren Soylu, 53.099 Suriye kökenli Türk vatandaşı da oy kullanacak dedi. Türkiye hızla 31 Mart seçimlerine yaklaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısında soruları yanıtladı. Seçim günü 547 bin kolluk personeli görev başında olacak. Bakan, terör örgütünün halka yapacağı baskıya karşı da önlem aldıklarını açıkladı. 11 il ve 12 ilçede yine bu il ve ilçelerdeki üst bölgelerinde görevli 6.680 ilave kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Soylu seçim günü kaç Suriyelinin oy kullanacağına da açıklık getirdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 53.099 Suriyeli bu seçimlerde sandık başına gidecek. Adres bilgileri eksik olan 363 bin kişiden 64 bini de bilgilerini güncelleyerek oy kullanma hakkını kazandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Jong-chol'la bir araya geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un arasında ikinci zirvenin Şubat sonunda yapılacağını duyurdu. Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Jong-chol, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Kim Jong-chol daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Başkan Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ve Şubat sonunda yapılacak zirve konusunda Kim Jong-chol ile 1,5 saat görüştüğünü açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin Şubat sonunda yapılacağını duyurdu. Trump'la Kim Jong-un ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın petrol hırsızlığı sebebiyle meydana geldiği belirtildi. Patlama sebebiyle en az 21 kişinin öldüğü, 70'ten fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
İlk patlamadan kısa bir süre sonra San Juan del Rio yakınlarında ikinci patlama meydana geldi. Meksika Devlet Petrol Şirketi Pemex, patlamanın petrol hırsızlığı sebebiyle meydana geldiğini duyurdu. Patlamada yaşamını yitirenlerin ve yaralananların petrol boru hattındaki sızıntıdan varil doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtildi. Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi gönderildi. Meksika ordusu da bölgedeki arama kurtarma ve güvenlik çalışmalarına yardımcı oldu. Bursa'da bir otomobil tıra çarptı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Otomobilin hız kadranının 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Yüksek hız kazaya davetiye çıkardı. Hurda'ya dönen araçta bir kişi can verdi. Kazanın en önemli ayrıntısı ise otomobilin 140 kilometrede takılı kalan hız kadranı oldu. Trafik kazası Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde meydana geldi. Orhan Gazi'den Bursa yönüne giden Sertan Yavuz idaresindeki otomobil, ilçe çıkışında Hakan Orun'un kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenler hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler acı olayla karşılaştı. Otomobildeki Aytekin Ballı hayatını kaybetmişti. Yaralanan sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın güreş milli takımımız Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Niğde'de kampa girdi. Kadın güreşçilerin hedefi büyük. 2020 olimpiyatlarında İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek. Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kampa girdi. Kadın güreşçiler, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde ağır bir hazırlık programı uyguluyor. Teknik direktör Efraim Kahraman, 2018'de 20 madalya alan sporcularına güveniyor. Madalya alan sayılı sporcularımız vardı, 1-2 tane. Ve bugün baktığımız zaman 3 tane dünya şampiyonumuz var. Avrupa şampiyonlarımız, yani bir Yasemin Adar dünya şampiyonu. En son 2018 dünya ikincisi. Buse Tosun U23 dünya şampiyonu. En son dünya üçüncüsü. Yani Evin Demirhan dünya şampiyonu. Kadın güreş milli takımının asıl hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında tarih yazmak. Kahraman sporcularına güveniyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında hedefimiz altın madalya ve tarihe bir imza atmak istiyoruz tekrar. İnanıyorum ki kızlarımız bir değil belki daha fazla madalya alabilir. Kadın millilerimiz Nisan ayında Bükreş'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'na 10 ayrı siklette katılacak. 23 yaş altında dünya şampiyonu olan Buse Tosun da onlardan biri. Buse bu kez büyükler kategorisinde şampiyon olmak istiyor. Bizim hedefimiz dünya şampiyonası ilk öncelikle, orada kotayı almak. Ardından inşallah olimpiyatta bayan güreşi olarak tarih yazmak istiyoruz. Orada İstiklal Marşımızı okutmak, bir madalya değil birçok madalya kazanmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda kazanılacak madalyalar millilerimize Tokyo Olimpiyatları'nın kapısını açacak. Bu nedenle kadın güreşçilerimiz büyük bir azim ve inançla çalışıyor. Gelişmeleri aktardık herkese. Mutlu hafta sonları diliyoruz.